Evet, şimdi proteinler. Nedir proteinler? Önce buna bakalım. Şimdi geniş bir çeşitlilik gösteriyor proteinler. Protein dediğimiz şey tek çeşit bir molekül değil. Sadece bir çeşit molekülden oluşan bir yapı değil, tek bir şey değil. Her şeyden önce ilk bilmeniz gereken şey insan proteomunda, yani insan vücudundaki bütün proteinleri topladığımız zaman yaklaşık 100 bin farklı çeşit protein var. Nedir bunlar? Sadece peki bu çeşitliliğin sebebi ne? Çünkü her birinin daha farklı fonksiyonları var. Farklı görevleri yerine getiren proteinler. Şimdi bir bunların fonksiyonlarına bakacağız neler olduğuna. İki, yapıları nelerdir ve bu fonksiyonları nasıl yerlerine yerine getiriyorlar? Onları göreceğiz. Proteins account for more than 50% of dry mass of most cells. Şimdi hücrenin kuru ağırlığına baktığımız zaman hücrenin kuru ağırlığının %50'sinden fazlasını proteinler meydana getiriyor. Yani suyu çıkarttığımız zaman hücrenin yapısının %50'den fazlasını proteinler meydana getiriyor. Peki fonksiyonları nelerdir? Ne işe yarıyor bu proteinler? Bir, structural support yani hücrenin yapısını yapan hücrenin dolayısıyla sadece hücre değil çok hücreli organizmalarda vücut yapısını, vücudun tamamının yapısını daha doğrusu destek yapısını aslında hem yapıyı oluşturan o hem de destek yapısını sağlayan büyük ölçüde proteinler. Kataliz nedir? Kimyasal reaksiyonları gerçekleştirebilmek için ya ısıya ihtiyacınız var, yüksek sıcaklığa ihtiyacınız var ya da bir katalizöre ihtiyacınız var. Biyolojik sistemlerde katalizörler, enzimlerinde büyük bir çoğunluğu protein yapısında kataliz. Üçüncü yapı storage yani besin maddelerinin saklanma amaçlı olan proteinler var. Evet bunları yazmanız iyi olur. Saklama, storage, transport, taşıma. Yine taşıma görevi olan proteinler var. Sonra cellular communications, hücreler arası iletişim, hücre-hücre iletişimi, iki hücre arasındaki bağlantı yani hücrelerin birbirleriyle haberleşmesi. Hareketten sorumlu olan proteinlerimiz var. Defense against foreign substances, yabancı maddelere karşı savunma. Antibodilerden size mi bahsetmiştim? Bu hafta birilerine çok fazla antibody diye bir şeyler anlattım da size bahsettim. Tamam. Diyelim ki vücudunuza yabancı bir madde girdi. Vücudunuzun bunu tanıması gerekiyor. Bunu da tanıyan özel çeşit proteinler var. Bunlara da antibodiler diyoruz. Sonra evet temel olarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fonksiyon saydık. Proteinlerin fonksiyonlarını söylemek önemli. Peki bu kadar farklı fonksiyonları proteinler nasıl meydana getiriyor? Şimdi enzimler diyelim birinci fonksiyon kataliz dedik. Enzimler katalizör olan proteinler. Proteinlerin hepsi enzim değil, enzimlerin hepsi protein değil ama enzimlerin büyük bir çoğunluğu protein. Şimdi şöyle bir şey var. Kimyasal reaksiyonları gerçekleştirmek için kimya derslerinizden hatırlarsınız bir aktivasyon enerjisi vermek gerekiyor bu girenlere, reaksiyona girecek olan moleküllere veya atomlara bir aktivasyon enerjisi vermek gerekiyor. Bu da vücut dışındaysa bunu ısıyla yaparsınız. Isıyı yükselterek yaparsınız ama vücutta ısıyı yükseltemezsiniz. Çünkü ısıyı yükseltirseniz hücreyi yakarsınız. O nedenle düşük sıcaklıkta bu girenlerin bir araya gelerek reaksiyona girmeleri gerekiyor. Bu işi yapan proteinler, enzim yapısındaki proteinler yani enzimler. İkincisi saklama proteinleri, storage proteins. Ovalbumin buna en güzel örnek, en kolay aklınızda kalabilecek olan örnek yumurtanın beyazı. Şimdi yumurtanın beyazı olduğu gibi protein, yumurta ilk tavuk tarafından yumurtlandığı zaman veya başka bir hayvan tarafından yumurtlandığı zaman içinde civciv falan yok ama ondan arkasından tam bir hayvan yapacaksınız. Bütün bir kuş yapacaksınız veya sürüngen yapacaksınız. Dolayısıyla bu sürüngenin vücudunu veya kuşun vücudunu yaparken ihtiyacınız olan proteinler var. Bu sentezlemeniz gereken proteinler var. Onların ham maddesini bu saklama proteinleri, storage proteinleri olarak saklıyorsunuz. Yumurta örneğinde ovalbümle olduğu gibi. Hormonal proteinler, hücreler arası iletişim dedik veya hücrelerin birbirleriyle haberleşmesi veya çok hücreli organizmalarda vücudun farklı organlarının birbiriyle haberleşmesinde görev alan proteinler var. Bunlar da hormonal proteinler. Mesela büyüme faktörleri, sinyal molekülleri gerçi, büyüme hormonu veya işte vazopresin ilk aklıma gelen İşte susadığınız zaman böbreklerinizin suyu atmasını engelleyen, suyu tutmasını sağlayan hormon gibi. Sonra
hareket proteinleri, çizgili kaslardan herhalde size henüz bahsetmedik. Ama bu mesela çizgili kasların, sizin hareketiniz çizgili kaslara bağlı, çizgili kasların hareketi de motor proteinlere bağlı. Veya hücre yapısını size anlatırken flagella denilen organellerden bahsetmiştim. Flagella veya siller, onlardan bahsetmiştim. Yine bu organellerin de hareketi hareket proteinleriyle sağlanmış oluyor. Hareket proteinleriyle sağlanıyor. Bu da başka bir fonksiyon. Bir sonraki fonksiyon savunma fonksiyonu, defense veya tanıma fonksiyonu. Antibody denilen özel proteinler var. Bunlar sizin vücudunuza ait olan proteinleri tanıyor. Eğer protein sizin vücudunuza ait değilse bu proteine savaş açıyor. Bu proteinle savaşıyor. Antibody'ler, daha doğrusu antibody'ler direkt savaşmıyor, gidip etiketliyor. Yapışıyor bu yabancı maddenin ya da hücrenin yüzeyine ve de sizin vücudunuzun savunma hücreleri, ak yuvarlarınız bunların üstüne antibody yapıştığı için bunun yabancı bir madde olduğunu tanıyor ve de onu ortadan kaldırıyor fagosite ederek. Fagositozu önümüzdeki hafta göreceğiz biriler. Evet, sonra reseptör proteinleri yine bunu biliyorsunuz. Hatırlıyor musunuz reseptör proteinlerini? Neredeydi bunlar? Hücre zarında, hücre membranında, çoğu hücre membranında membran proteinleri. Reseptör proteinleri de demin hormon proteinleri diye görmüştük ya. Mesela işte hipofiz bezi, beynin alt tarafında küçücük bezelye kadar bir bez. Hormonu salgılıyor, kana veriyor. Kan bunu vücudun her tarafına dağıtıyor. Bunu alması gereken, bu hormona cevap vermesi gereken hücrelerin yüzeyinde o hormonun reseptörü var. Reseptör de bir protein. Hormonla reseptör arasında bir anahtar kilit ilişkisi var. Hormon reseptöre bağlandığı zaman hücre yapması gereken işi yapıyor. Yani hücreyi tetikleyen şey bu reseptör proteinleri. Sonra yapısal proteinler, structural proteins. Bunu yine biliyorsunuz kolajen fiberler, elastin, kolajen ve başka nereden biliyorsunuz? Hücre içindeki yapısal proteinler, hücrenin yapısını sağlayan proteinler. Ha? Hücre iskeleti, evet, hücre iskeletindeki proteinler yapısal proteinlere örnek. Şimdi proteinlerin yapısını anlamadan önce anlamamız gereken başka bir terim var. Polipeptit. Peptit ne demek? Polipeptit ne demek? Polipeptit şu demek. Polimer ne demekti? Söylemiş miydim size? Tekrarlayan ünitelerin birbirine kovalent bağlanmasıyla oluşan uzun zincirli moleküller. Şimdi polipeptitler aslında proteinlerin temel yapısı. Yani şöyle söyleyeyim. Tüm proteinler peptitlerden oluşuyor, polipeptitlerden oluşuyor. Bazı proteinler sadece bir peptitten oluşur, önemli burası. Bazı proteinler sadece bir peptitten oluşur, bazıları birden fazla peptitten oluşabilir. Dolayısıyla proteinlerin yapısını anlamak için önce peptitlerin yapısını, peptitlerin yapısını anlayabilmek için de onların monomeri olan amino asitleri anlamak gerekiyor. Şimdi peptit dediğimiz zaman, polipeptit dediğimiz zaman anlamanız gereken şey polipeptit eşittir amino asit polimeri. Tamam? Dolayısıyla burada monomer ne oluyor? Monomer. Evet, monomer amino asitler oluyor. Çünkü tekrarlayan birimler amino asitler. Amino asitleri birbirine kovalent bağ ile bağladığımız zaman polipeptit zincirlerini oluşturuyoruz. Polipeptitler bazı durumlarda tek başlarına, bazı durumlarda birkaç tanesi bir araya gelerek fonksiyonel proteinleri oluşturuyorlar. Şimdi polipeptides are unbranched polymers built from the same set of 20 amino acids. Şimdi 20 çeşit amino asitimiz var protein yapısında kullandığımız. Doğada daha fazla amino asit var ama proteinlerin yapısında sadece 20 çeşit amino asitleri, 20 çeşit amino asiti kullanıyoruz. Şimdi bu 20 çeşit amino asiti farklı sıralarla, farklı kompozisyonlarda bir araya getirip kovalent olarak birbirini düzgün bir şekilde dallanmadan, dallandırmadan düz zincirler şeklinde birbirine bağladığımızda polipeptit zincirini elde ediyoruz. A protein is biologically functional molecule that consists of one or more polypeptides. Evet, bu durumda proteinin tanımını şu şekilde yapabiliriz. Bir protein biyolojik olarak bir protein bir veya daha fazla peptitten meydana gelen biyolojik olarak biyolojik fonksiyonel moleküllerdir. Tamam? Yani take home message, burada almanızı gereken mesaj, proteinler bir veya birden fazla molekül peptit zincirinden meydana gelen büyük yapılı moleküller. Peki şimdi her şeyden önce proteinleri anlamamız gerekiyorsa eğer anlamamız gereken ilk şey amino asitler.
Şöyle şuraya geçip buradan bir ayar yapmam gerekiyor benim. Ok buraya geldi. Güzel. Bir ileri geri yapalım şöyle. Tamam, kurtardık. Evet, şimdi amino asitlere bakalım. Şimdi şöyle, proteinler peptitlerden meydana geliyor. Peptitler amino asit polimerleri. Dolayısıyla proteinleri anlayabilmemiz için ilk öğrenmemiz gereken şey amino asitler. Amino asitlerin yapısını bir anlamamız gerekiyor. Evet, amino asits are organic molecules with carboxyl and amine groups. Tamam, karboksil ve amin grupları. Bunların ikisini de göstermiştim herhalde size. Birler. Karboksili biliyorsunuz. Karboksili biliyorsunuz, bildiğiniz asit kökü. Amin NH2. Amin de NH2. Şimdi, amino acids differ in their polypeptides, amino acids differ in their properties due to differing side chain called R groups. Şimdi, amino asitleri birbirinden farklı yapan şey, şöyle söyleyeyim. Şimdi şuraya bakmamız gerekiyor. Şimdi her şeyden önce anlamanız gereken şey, benimle beraber çizin. Amino asitlerin genel yapısı. Şimdi ortada bir tane karbon atomumuz var. Karbon. Tamam. Karbon çizdik. Kaç bağ yapar? 4 bağ yapıyor. 1, 2, 3, 4. Tamam mı? Şimdi bu bağlardan birine, şimdi molekül ne? Adı ne? Amino asit. Bir tarafa amin grubu bağlıyoruz. Yani NH2. Öbür tarafa asit. Karboksil. COOH. Tamam. Amino asit. Ama iki bağımız boş. Bir tanesi standart olarak hidrojen taşıyor. En alttaki de R, radikal değil değişken grup. Yani R radikal diye de söyleyenler var ama değil. R demek değişken grup. Buradaki radikal gruplar amin grubu ve karboksil grubu. Tamam mı? Şimdi bu bizim amino asitlerimizin genel formülü. Şuraya kadar standart değişmiyor. Şöylesi, burası aynı. Ama değişen şey şu değişken grup R grubu. Tamam? Evet. Şimdi şurada bakarsak eğer ortada karbon. Bu ortadaki karbonu alfa karbonu diyoruz. Tamam? Ortadaki karbon alfa karbonu. Bizim buna bağlı olan bir asit grubumuz, bir de amin grubumuz var. Dolayısıyla bu molekülün adı amino asit. Dediğim gibi bir tane hidrojen, bir tane R grubu var. Hidrojenle R grubu isterseniz yukarıda, isterseniz aşağıda gösterebilirsiniz. Ama burada amin grubu ve karboksil grubu nerede olduğu önemli. Şimdi buna göre amino asit polar bir molekül. Yani taraflı bir molekül. Bir tarafı başka, öbür tarafı başka. Polar değil, taraflı bir molekül. İki taraflı bir molekül. Şimdi bu durumda her amino asitin bir N terminali, bir de C terminali var. Tamam? Burası N terminal, yani amino terminal, amin grubunun olduğu taraf, N ucu. Bu tarafta karboksil grubunun olduğu C ucu, C tarafı. Oldu mu? Şimdi devam ediyoruz. Bu bizim amino asitimiz. Şimdi 20 çeşit amino asitlerimiz var. Burayı dikkatli dinleyelim. Özellikle burası biyoinformatik için en önemli kısım, en önemli yere geliyoruz. Çünkü amino asit çeşitlerini ve fonksiyonlarını, özelliklerini öğrenmeden protein analizi yapmamız mümkün değil. O nedenle burası önemli. Şimdi 20 çeşit amino asitimiz var protein yapısında kullandığımız. Bunlar birkaç farklı sınıfta oluyor. Şimdi şuraya baktığınızda ilk olarak karışık görünebilir ama şu şeyle, şu genel formülle üst üste oturttuğunuz zaman aslında çok da karışık olmadığını anlarsınız. Şimdi ilk görmeniz gereken şey ne? Şurada ne vardı? Bir, alfa karbonunu görmeniz gerekiyor. Alfa karbonunu görmek için de karboksil ve amin gruplarını görmeniz gerekiyor. Yani bir karbon olacak ortada, bir tarafında amin, bir tarafında karboksil grubu olacak. İşte bu bizim alfa karbonumuz. Şimdi değişen şey, bakın şu mor olarak gösterilen yerler hep standart. Alfa karbonu, karboksil, amin. Tamam? Alfa karbonu, karboksil, amin. COO eksi, anlıyor musunuz? Ha?
Onu size söylemiştim. İyonlaşmış. Şimdi iyonlaştığı zaman, şimdi her ne kadar buraya böyle yazdıysam bile, suyun içine düşüp de iyonlaştığı zaman amino asitin üstündeki asit grubu, asit kökü üstündeki hidrojeni suya verir. Amin kökü de, amin grubu da sudaki hidrojenleri üstüne alır. Dolayısıyla asit kökü eksi yüklenir. Amin tarafı, amin grubu da artı yüklenir. Dolayısıyla bir amino asitin üstünde hem artı hem de eksi yük vardır. Bu durumda amino asitler iyi tamponlardır. Şimdi bu şeylere bakalım. R grupları neler olabilir? Değişken gruplar. En basit amino asitimiz, en sade olan amino asitimiz R grubu yerine hidrojen bağlı olan glisin. Tamam? Bu glisin. Eğer bir sonraki metil bağlı olan alenin, ondan sonra dallandırmaya başlıyoruz. Metil grubu yerine CH taktık. İki tane CH3 taktık. Bu durumda valin. CH2, CH, CH3, CH3 yaparsak lösin, izolösin. Şimdi şu üçüne özellikle dikkat edin. Birazdan geleceğiz. Sonra şuraya bakalım. Şimdi metiyonin bir kükürtü var. Bakın şimdi şunlar, şu ikisi öbürlerine göre farklı. Farkı görebiliyor musunuz? Ne farkı? Başka? Halkalı, evet. Halkalı organik gruplar var. Halkalı yan grupları var. Fenilalanin ve triptofan. Prolin çok özel bir amino asit. Birazdan geleceğiz. Yapısına bakın. R grubu amin grubuyla kovalent bağlı. R grubu amin grubuyla kovalent bağlı olduğu için prolin özel bir amino asit. Bu proline çok özel bir amino asit yapıyor. Bazı durumlarda çok tehlikeli bir amino asit yapıyor. Sonra şuraya gelelim. Şimdi bunlar neler? Bunlar nonpolar side chain hydrophobic amino asitsi. Şuradakiler yan zinciri, yani R zinciri, side chain demek, R grubu demek. Nonpolar olan amino asitler. Şuraya geliyoruz. Yan zinciri polar olan amino asitler. Bu sefer bunlar var. Neler? Serin, treonin, sistein, tirozin, asparjin, glutamin. Şimdi bunların yan zincirlerine baktığımız zaman, pardon, şunlar, evet, polar side chains, hidrofilik. Hidrofilik polar amino asitler bunlar da. Şuraya bakarsak, şimdi bunlar daha da özel amino asitler, daha da üçüncü bir grup amino asit. Pozitif yüklü ve negatif yüklü amino asitler. Pozitif yüklüler 3 tane ya da bazik amino asitler. Lizin, arginin, histidin. Bunlar pozitif yüklü amino asitlerimiz. Aspartik asit, glutamik asit. Bunlar da negatif yüklü amino asitlerimiz. Neden asit diyoruz bunlara? Çünkü şurada bizim bir normal karboksil grubumuz vardı. Amino asit, amino asit yapan karboksil grubu. Bunun haricinde bu iki amino asitte birer tane daha karboksil grubu var. Yani bunların fazladan karboksil grupları var. Şimdi bu fazladan karboksil grupları yüzünden bu amino asitler suya hidrojen iyonu veriyor ve de kendileri negatif yükleniyor. Suya hidrojen iyonu verdikleri için bunlar asidik amino asitler ya da diğer bir deyişle negatif yüklü amino asitler. Şimdi protein analizi yaparken en önemli olaylardan bir tanesi bu. Asidik ve bazik, hidrofobik ve hidrofilik amino asitleri bilmek. Çünkü bunlar doğrudan doğruya proteinin konformasyonunu etkileyen olaylar, amino asitlerin özellikleri. Peki şuraya baktığımızda burada ne görüyorsunuz? Bunları sizce pozitif yüklü yapan ne? Şimdi şunları karboksil grupları negatif yüklü yapıyordu ya. Bunları? Evet, bunlardan da fazladan NH2 grupları var. Yani normalde amino asitlerde bir tane NH2 grubu varken, amin grubu varken, bunlarda fazladan birer tane amin grubu var. Dolayısıyla bunlar da sudan hidrojen iyonu alıyor. Sudan hidrojen iyonu aldıkları zaman pozitif yükleniyorlar. Tamam? Dolayısıyla şimdi başka her şeyi unutsanız bile negatif yüklü ve pozitif yüklü amino asitleri unutmamanız gerekiyor. Yani ne var burada? Amino asitlerimizden bir kısmı negatif, bir kısmı pozitif yüklü. Ve de negatif veya pozitif yüklü olması bu amino asitlerin suda çözünebilir olduğunu gösteriyor ve hidrofilik olduğunu gösteriyor. Tamam? Bunlar aynı zamanda hidrofilik amino asitler. Şunlar da hidrofilik ama yüksüz. Şunlar hidrofobik. Tamam? Bunlar hidrofobik, özellikle fenilalanin ve triptofan. Halkasal amino asitler olduğu için, halkasal yan gruplu amino asitler olduğu için bunlar suyu hiç mi hiç sevmiyor ve de en hidrofobik
amino asitler. Şimdi şurada size şu üçüne dikkat edin demiştim. Valin, lösin, izoleysin. Bunlar özel bir grup amino asit. Özel 3 amino asit. Neden? Bunlar aynı grup. Bunlara BCAA'lar diyoruz. Spor yapanınız var mı aranızda? Fitness yapan. Protein tozu kullanıyor musunuz? BCAA kullanıyor musunuz? Evet. Eğer BCAA kullanıyorsanız bunlar işte o BCAA'lar. Branch Side Chain Amino Acid. Veya protein tozların üstünde özellikle BCAA içeriği yazar. Ne kadar BCAA taşıyıcıları. Onlar bunlar. Lösin, izoleusin, valin. Neden? Neden bunlar böyle ille protein tozunda olmasını istiyoruz? Çünkü bunlar bizim sentezleyemediğimiz amino asitler. Şimdi her organizma her amino asiti sentezleyemez. İnsanların da sentezleyemediği amino asitler var. Sentezleyemediğimize göre bunlara ihtiyacımız var. Ne yapmamız gerekiyor bunları? Dışarıdan almamız gerekiyor. Nasıl alacağız? Besinlerimizle alacağız. Evet. Eğer ekstradan, fazladan proteine ihtiyacınız varsa işte protein tozlarıyla almanız gerekiyor. Eğer normal beslenmeniz gerekiyorsa normal beslenmede de işte bunu yediğimiz bitkilerden, hayvanlardan alıyoruz. Tamam mıyız buraya kadar? Şimdi burada biyoinformatik alanında, biyoinformatik konusunda en önemli olan şey bu amino asitlerin özellikleri, ilk olarak öğrenmeniz gereken şeyler. Evet, şu tablo çok güzel bir tablo. Bunu çok severim ben her zaman için. Elimin altında bulunan, hatta Amerika'dan beri beraberimde getirdiğim tablolardan bir tanesi. Orada masamın karşısında yapışıktı bu. Her zaman görmek istediğim tablolardan biri. Amino asitlerin periyodik tablosu. Periodic Chart of Amino Acids. Amino asitlerin periyodik tablosu. Demin gösterdiğim, grup grup gösterdiğim amino asitleri burada daha düzenli bir şekilde gruplanmış olarak görüyorsunuz. Şimdi koyu renkli olanlar bazik amino asitler, yani ne yüklü? Bazik amino asitler pozitif yüklü. Şu ikisi asidik amino asitler, yani negatif yüklü amino asitler. Pozitif yüklüler histidin, arginin, lizin. Şimdi özellikle söylüyorum isimlerini ki şimdiden kulağınızda yer etsin diye, amino asit duyduğunuz zaman evet bu amino asitti diye hatırlayabilirsiniz diye. Histidin, arginin, lizin, bunlar bizim bazik amino asitlerimiz, yani pozitif yüklü amino asitler. Aspartik asit, glutamik asit, adı üstünde asit, asidik amino asitler ve negatif yüklü amino asitler. Şuraya baktığımız zaman nonpolar hidrofobik amino asitler, şu açık renkli olanlar. Fenilalanin, alanin, lösin, metiyonin, izoleusin, triptofan, prolin, valin. Burada da dediğim gibi şu proline dikkat etmeniz gerekiyor. Bastıra bastıra söylüyorum. Birazdan neden olduğunu anlayacaksınız. Prolin. Sonra polar yüksüz amino asitler. Sistein, glisin, glutamin, asparajin, serin, tirozin, treonin. Şimdi burada da özellikle şu sisteine dikkat etmeniz gerekiyor. Sistein, sistein. Şimdi geri gidelim. Sisteine bir bakalım. Sistein görünce söyleyin. Evet, sistein. Şimdi sisteinin bir özelliği var. Sistein R grubunda SH grubu var. Sülfidril grubu. Tamam. Kafaya yazın. Birazdan kullanacağız bunu. Sistein bu sülfidril grubundan dolayı özel bir amino asit yine. Yani prolin bir çok özel amino asitimiz. Diğer çok özel amino asitimiz sistein. Prolinin başka bir amino asitin yerine geçmesini istemiyoruz. Sisteinin yerine de sisteinden başka bir amino asitin geçmesini istemiyoruz. Aslında çoğunun birbirinin yerine geçmesini istemiyoruz da bunların yerine başka bir amino asit, prolin başka bir amino asitin yerine geçtiği zaman peptit zinciri içinde ya da sisteinin yerine sisteini kaybedip de başka bir amino asit koyduğunuz zaman başınız büyük belaya giriyor. O nedenle özellikle protein analizi sırasında, mutasyon analizi sırasında bu amino asitlerin değişimine dikkat etmemiz gerekiyor. Evet. Şimdi bu periodic chart of amino acids, bu protein analizi yaptığınız zamanlarda mutlaka karşınızda durması gereken bir tablo. Daha doğrusu mutasyon analizi yaptığınız zaman. Çünkü mutasyon analizi dediğim şey ne? DNA üzerinde baktığımızda bir DNA dizisine bakıyoruz ama aslında gördüğümüz şey proteinin amino asit dizilimi. O amino asit diziliminde şu amino asitin yerine bu amino asit gelirse ne olur? Asıl yapmamız gereken iş bu. En fazla yapmamız, özellikle NGS analizinde, Next Gen Sequencing Data analizinde en çok kullanmanız gereken temel bilgiler bunlar. Bunun başka bir gösterim daha var. Venn diagram. Amino asitlerin Venn şeması. Burada da Venn şemasına göre gruplandırılmış var. Şimdi şöyle bir durum var. Amino asitler
3 harfle gösterebilirsiniz, tek harfle gösterebilirsiniz. Burada tek harfli gösterim var. Prolin P mesela, P prolin, C sistein, valin, izolesin, lösin. Bakın üçü bir arada gruplanmış çünkü bunlar BSCA'lar, bizim BSCA'lar. Bu şekilde de bir tablo çalıştığınız zamanlar işinize yarayacaktır. Peki, buraya kadar tamam mıyız? Devam ediyoruz. Şimdi gelelim, bu proteinler nasıl oluşuyor? Amino asitleri tek tek gördük. Şimdi amino asitler monomer ama asıl fonksiyonlarını gösterebilmeleri için proteine dönüşmeleri gerekiyor. Orada ilk adımda peptitleşme, yani amino asitleri polimerleştirmemiz gerekiyor. Nasıl polimerleşiyor bunlar? Amino asitler birbirine peptit bağı denilen kovalent bağlarla bağlanıyor. Yani iki amino asiti birbirine bağlayan bağın adı peptit bağ. Nasıl yapıyoruz? Şöyle yapıyoruz.